Nurdan Hanım, ilk evliliğinizde 8 yıl evli kalmışsınız. Hiç çocuk düşünmediniz mi? Kısmet olmadı diyelim. Dış gebelik geçirdim 2 kere. Ondan sonra da kısmet olmadı. Niyetlendin acaba, hani evliliği gitmiyordu, acaba biraz da düşüneyim mi dedim. Eski tabii. O da önce bayağı da. Sonrasında da zaten kısmet olmadı. Sonra bu olaylarda olunca insan bazen her şerde bir hayır, her hayırda. İyi ki de olmamış diyorsun şu anda. Evet. Daha rahatsız en azından yani, bir... insan ister istemez düşünüyor bunu yani. Tabii ikinci evliliklerde en büyük problemlerden bir tanesi çocuk oluyor. Çünkü çocuk olunca o tarafta bir bağını ister istemez. Eşimin çocuğu var bu arada. Bir oğlu var. Eşinin de ikinci evliliği. Evet, eşimin de ikinci evliliği. Onun bir oğlu var 13 yaşında. Peki bu dış gebelik dedin ya hani bir tabii problem miymiş, sürekli böyle bir tekrarlıyor muymuş yoksa Allah'ın işi denk mi gelmiş? Yani tekrarlama olasılığı daha yüksek oluyor. Eğer bir kez geçirirseniz, ben o zamana kadar hiç duymadığımda bir şeydi açıkçası. Zaten eskiden çok ölümler olurmuş bu sebepten. Tabii tıp bu kadar gelişmemiş. Eskiden boş gebelik diyenler de vardı. Boş gebelik de var, o da öyle bir şey de var. Dış gebelik başka bir şey. Yerine yerleşmiyor, öyle söyleyeyim. Büyüyemiyor o yüzden. Peki 8 senede yani çok da az bir süre değil. 1, 2, 3 değil, 8 sene. 8 sene boyunca evet bir şeyleri fark ettim ben ama hadi bugün hadi yarın deyip erteledin mi yoksa? Küçüktüm Kadir Bey. Yani 24 yaşında evlendim. Bence şu an 24 yaş evlenmek için çok genç bir yaş. Sen kendi rızanla isteyerek. Tabii kendi rızanla. Severek evlen. O yaşta genelde zaten öyle oluyor. Hayallere kapılıyor. Öyle oluyor, evet. Peki dediğim gibi... Şimdi daha aklın başında bir evlilik yapıyorsun. Ne kadar süre sonra fark ettin ki hayal ettiğin gibi değilmiş ya da senin istediğin... Çok hızlı gelişti açıkçası Kadir Bey. Yani onu böyle fark ettim mi fark etmedim mi onun bile farkında değilim. Çok hızlı gelişti. Ben 1 sene önce de babamı kaybetmiştim, o dönemden 1 sene önce. Hani zaten mutsuz olduğum bir dönemde. Ondan sonra da... İstediğin ilgi alakayı göremedin galiba. Bir de insan büyüdükçe bence çok farklı karakterler oluyorsunuz. Hani belki bazıları şey der ya, birlikte büyüdük. Bazen de birlikte büyürken farklı karakterlere bürünüyorsunuz. Orada böyle yollar ayrılmaya başlıyor. Düşüncelerin, hayattan beklentin değiştiği gibi eşinden de beklentilerin değişiyor ama onu karşılayamıyor. Hani evlilik mesela nasıl bir şey diye düşündüğünüz zaman ben şu anda gerçekten çok mutluyum. Evliliği şu an mı? Evet, aynen öyle. O da eminim aynı şekilde şu an evlendiğimi fark ettim diyor mu sana? Tabii. O bir de çok kısa süre evli kaldığı için. Ben de küçük olduğum için bir şey anladım. Peki senin boşanma sürecinde ailen falan hani yok boşanma işte 8 sene oldu kızım bu saatten sonra ev mi yıkılır, yuva mı yıkılır? Şöyle babamı zaten kaybetmiş olduğum için hani babam hayatta olsaydı belki zor dediğiniz gibi olabilirdi. Gene arkamda dururdu. Hiç şüphem yok. Babam arkamda yıkılmasın dururdu diye onlar bile. Belki ama o zaman da amcam babam yerindeydi. Amcam biraz daha, onu da kaybettim sonra 2 sene sonra. O birazcık şey yaptı ama annem her türlü arkamdaydı. Hala da öyle. Tam bir Karadeniz kadını. Gördünüz zaten. Annem çok genç. Annem miydi o senin? Annem. Ben mağazada ablan mesela zannetti. Öyle alıştım ben artık. Mağazada bir şey giyiyorum. Anne bu olmuş mu diyorum. İlk tepki anne mi? Anneniz mi o sizin? Direkt yani. Merdivende az önce geçerken selam verdim. Ben ablan zannettim hani yardım için. 16 yaş var zaten aramızda. Benim işte küçük kız kardeşimle aramda 15 yaş var. Annemle de benim aramda 16 yaş var. Arada da bir de erkek kardeşim var. Çağla'yı benim kızımmış gibi düşünüyorlar. Annem de hani teyze olabilir falan gibi. Ama benim hoşuma gidiyor. Peki çocuk için var mı bir beklentiniz ya da bir uğraş? Düşünüyorum Kadir Bey. İnşallah. Tedavi falan gerekiyor muymuş yani? Olabilir, evet. 2 kere zaten tüp bebek denedim. Bir daha dener miyim, denemez miyim o karar aşamasındayım. Hadi inşallah. Hiçbir zaman pes etme. Allah'tan ümit kesilmez. Hiç ummadığım bir anda. Yani bu programda çok tüp bebek tedavisi birkaç kez görmüş. Ama maalesef ki uğraşmış olmamış. Daha sonrasında normal yolla bir anda hamile kalan çok yarışmacımız oldu. Önemli olan senin evdeki mutluluğun. Eşinle mutluysan çocuk ikinci planda. İnşallah o da devreye girer. Onun da bir oğlu var zaten. Ben de onu inanılmaz seviyorum. Ne kadar güzel. O da bizim için Allah sana da inşallah nasip etsin. İnşallah Kadir Bey. İnşallah. Peki Şeyma'cığım şurayı bir süpürelim, şu koltukların üstlerine bir alalım güzel çünkü bunlar koyu renk. Hep tozu belli ediyorlar. O koyu rengi bana sormayın Kadir Bey, süpürge elimde geziyoruz. Bir söyler misin? Açık renk koltuk almıyorlar, çok çabuk kirlenir diyor. Koyu renkli kullanmak kolay mı? Şuraya bir sesle. Koyu renk koltuk pişmanlık, bu kadar. Açık ve net. Eğer elinizde süpürge gezmek istiyorsanız koyu renk koltuk. Cesaretin varsa sok eve koyu mobilyayı. Biz koyduk. Aynen. Fırçayı ben sana vereyim şöyle. Tamam. Kadir bak yönü düşünür. Serdar Ortaç ne demiş? Arkadaşlarımı ayırdım. Birlikte sinemaya gideceğim. Arkadaşım hastaneye gelmezse üzülmem. Ben artık arkadaşlarımı sınıflandırmıyorum. Adam o kadar kazık yemiş ki aralarından artık ayrıştırabiliyor. Ben onu da yapmıyorum. Sınıflandıracak kimse kalmadı. He, yalnız. Tercihim ama. Bak şimdi hepsini birden silme. İnsan vallahi ihtiyaç duyuyor. İyi ya da kötü kenarda dursunlar. Annem var, eşim var. Olsun, onların yeri ayrı. Yok. Bak mutfaktaki sarı bezden toz alınmaz. Mutfak dolabı da silinmez, tüy bırakır. Ama acil yere bir şey döküldüğünde hemen değil. Şöyle bir kabasını almak için yere atılır. Anladın mı? Kenarda dursun. Var ama eskisi gibi değil. Ben eskiden çok kendimi parçaladım. Ne oldu? Paranı mı yediler? Yok canım, paranı yemediler de. Emeklerimi yediler. Haram zıkkım olsun inşallah. Mesela ne gibi yani? Ben çok şey böyle, babam da öyleydi. Biz böyle sevdiğimiz insanı gözü annemi kızar. Aynı baban gibisin diyor. Her şeyi döküyorsun. Şey bir de böyle hani ne istiyorsa, ben onu seviyorum ya, o benim için yani gözüm hiçbir şey görmüyor. Peki senin onun seni sevdiğinden emin oluyor musun? Bir araştırıyor. Onu düşünmüyorum musun? Ki. Ben seviyorum ya, o iyi yani. Annem bir şey söylese de başkası bir şey söylese de yok, bende işlemiyor. Arada sen de bir ondan fedakarlık iste bakalım, yapıyor mu yapmıyor. İşte onu yaptı, olmadı. He, baktın ki yapmıyor. Baylar yapmıyor değil, yapmıyorlar. Sen benim gibi bak, adam haklı, ben hayata öyle bakıyorum. Herkesin bir yeri var, herkesin bana göre bir işi öyle var. Öyle daha mutlu değil mi? Öyle daha mutlu. Doğru. Neyse bu kızın akrabalarıyla görüşüyor mu şimdi? O yüzden görüşüyorum, hadi gidelim. Bir Kadir ezildi atasözü, bunu unutmayın. İyi akraba yoktur. Ters düşülmemiş akraba vardır. Çek koltuğu. Şu ortayı da bir alayım. Hadi sallanmayın. Vallahi bugün çok durgun geçiyor, canım sıkılıyor. Candan o zaman, biz gayet canlıyız. Allah, adama bak, durgun geliyormuş. Hadi Kadir hadi. Bana laf yetiştireceğine yerlerin haline bakın. Bir şeyler döktünüz oralara. Hemen düzeltiriz biz. Ersin, bezi nereye koydun Nurcan? Buradan. Masanın üstünde. Gözün kör olması, yersiz bez. Heyecandan. Ses kafamı karıştırdı. O öyle. Evet. Yapar kenara çekilir. Hata yapayım diye yaptı. İnşallah sen de kulak vermişsindir. Nurdan Hanımcığım, benim de bu işi yapmak gibi bir derdim var herhalde. Herkesin derdi olduğu gibi. Herkesin derdi para. Herkes aybaşı maaş alacak. Kadir Bey bakın ne kadar uğraşıyor maaşı için. Hak ediyor Kadir'ciğim. Kadir Bey sizinle ay böyle... Dur, o ne dedi az önce? Hak ediyor dedi, iyi bir şey dedi. Allah Allah. Kötü bir talihli falan mı çıktı senin? İyisin değil mi sen? İyi görünüyor. Hani ne bileyim, insanlar böyle bir anda öleceğini falan anladı, insanlara karşı iyi olmaya başlar ya. Doktor desin ki bir aylık ömrü kalmış var ya. Benden çok yaşayacağım diye. Yemin ederim hırsından beni de yanında götür. Bir aylık ömrüm kalsa seninle hiç ilgilenmem ki Kadir. Hayatımı yaşarım. Ne mesela? Bir ayın içinde ne? En azından çalışmam Kadir. Siz ne yaparsınız Kadir Bey bir ay kalsa? Dediğim gibi hayatta elimi işe sürme. Yani. Çalışmam, evde temizlik yaparım gene ben. Gerçekten vallahi mi? Vallahi yaparım. Bilsem saat 1'de öleceğim. Sabah 8'de gene kalkar ortalığı sürer. Yeterdi ama yani Kadir. Ama işte ben rahat edemem. Şimdi konuşmasınlar orada, değil mi bir de? Orada öleceğim, gelecekler, öldüğüme yanma. Bir de şey diyorlar ya, ölen adamın ruhu evde geziniyormuş, her şeyi duyuyormuş. Ben onların arkamdan konuştuğumu duysam bir de cevap veremiyorum. Bakın size bir hikaye anlatacağım. Psikoloji bölümü öğrencileri ilk derslerine girdiklerinde hocaları bu soruyu soruyor onlara. Diyelim ki sayılı gününüz kaldı, ölümünüz yakın, ne yaparsınız? Öğrencilerden bir tanesi Hawaii'ye gidelim diyor, diğeri köpek balıklarıyla dalarım diyor. Neyse, hoca bütün öğrencilerinin hayallerini yazıyor tahtaya. Sonra geçiyor tahtanın karşısına, hepsini okuduktan sonra öğrencilerine dönüp bütün bunları yapmak için ölmeyi neden bekliyorsunuz diye soruyor. Kadir Bey yiyin paranızı. Yiyin. Yiyorum valla, döner gördüğüm hiç acımam. Yemek konusunda zerre parama acımam. Kıvırası var ama yemek konusunda... Bir de şeye, plastiğe. Ha bir de naylona, evet. Ben yemeğimde eller mi yesin ben öldükten sonra? Doğru. Bak bunu parmağı savunmak taraftarı değilim ama şu paranızda biraz yiyin de kurbanınız olayım. Bence de. Çoluğa çocuğa ayıracağım diye uğraşmayın. Allah herkesin rızkını veriyor. Sana babam mı verdi? Hayır, kendin çalışıyor. Bırak o da çalışsın. Sanki veriyorsun da kıymete mi geçiyor? Keşke biraz daha fazla yapsaydın. Bak onun babası daha fazla yapmış diyorlar. O keşkeler bitmez Kadir. Kalk gidelim. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz. Evet. Size ve iyi akrabalarınıza hayat boyu başarılar diliyoruz. Mutfağa geçiyoruz, gel. Şeyma'cığım şu fincanları hemen bir makineye dizelim. Şeyma'yı çağırayım mı? Hakkınız, çağırın bence. Şeyma'cığım bir gelir misin şunları şey yapmaya? Dün Şeyma'ya da başka isimle seslendim. Bir karışıklık oluyor. Ona ne dediniz? Ona da... Bir önceki günüm. Aynen, Nesrin dedim sürekli olarak. Yalan söyleme Kadir. Şeyma Hanım'a bir kere bile Nesrin demedin. Ya ben Nesrin dedim diye hatırlıyorum. Neyse Şeyma dememi sizin için bir problemi var mı? Şeyma'ya Şeyma demeni yok. Ama Nurdan'a Şeyma dememin var. O olabilir. Ya isim konusunda evet çok güzel. Ya onu geç. Şu arkadaki beyefendinin adı? Sen Erdinç diyorsun bana. Ben işte bak öbür ismini bilmiyorum. Neydi bu adamın adı? O değil. Serdar. Serdar değil be, kandırma beni. Neydi bu adamın adı? Bu adama ben Erdinç diyorum. 2 senedir adamın adı Erdinç ama aslında adamın Erdinç değil. Benim yani, anneannem de böyle Kadir Bey ama o torunlarını karıştırıyor. Bak kaybolsa, kayıp programına çıksam ben bu adamı Erdinç diye ararım her yerde. Bulamayız o zaman. Yani öyle bir problemim var. Benim anneannem de hangi torununun yanına gittiyse öbürünü sayıklıyor. O öyle. Yani yaşlılıktan falan değil ama genç o da zaten de karıştırıyor işte. Simge ile ise Simge, herkes Simge oluyor. Nurdan'la ise herkes Nurdan oluyor. Evet, genç anlarımızı şöyle hemen bir kızıyorum. Nurdan Hanım siz yorulmayın efendim çünkü siz mutfakta yorulacaksınız. Bu arada Nurdan Hanım'ın annesi bize dolma yapmış Kadir. Karalahana sarma. Aa, etli mi? Dolma demeyelim, sarma. Çok özür dilerim, sarma tabii. Etli mi? Etli tabii. Hem de kemikli kemikli. Hem de kemikli. Mısır ekmeği de var şeyde, fırında. Annesinin ellerine, kollarına sağlık. Ve sizin için dün sardı, getirdi. Sağ olsun. Çok mersi. Ölmüşlerin canına değsin inşallah. Amin. Babanın, amcanın ruhuna gitsin. Amin. Şeyma, etaplarımızı biliyorsun. Aman lanet gelsin. Ha? Şimdi şey yapmayın, o bir kere tutuldu ya ben onu düzelteceğim. Ben Şeyma'ymış gibi davranayım o zaman. Sen Şeyma gibi davran, bana sana o zaman düzeltirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.